Şeyda hanımefendi evdeler mi? Buyurun beyefendi, sizi bekliyorlardı. Aliye Hanım, gidebilirsiniz. Yapılacak başka bir iş kalmadı. Ne istiyorsunuz? Çabuk söyleyin. Bir misafir bekliyorum. O misafir benim. Demek kızımı isteyen gencin babası sensin. Evet. Kader bizi tekrar karşılaştırdı. Hem de en kötü ve en zor bir şekilde. Süheyla? Susun! Bu evde Süheyla demeyin bana. Şimdi Şeyda'yım. Genç bir kızın annesi. Bir başka insan. Bir başka kadın. Herhalde yıllar önce mahvettiğiniz kadını görmek hoşunuza gitmedi Cemil Bey. Böyle konuşma lütfen. Buraya seni üzmeye değil. Ben buraya... Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kızımı oğluna istemeye geldi. Ya, evet. Bir zamanlar aileniz beni reddetmişti Cemil Bey. Şimdi de hayır demek sırası bende. Süheyla, artık sen ve ben yokuz. Çocuklarımızın mutluluğu var. Ya benim mutsuzluğum ne olacak? Onda da kabahat senin. O korkunç inadında, o yıkılmaz gururunda asıl suç. Evet, ailem zorluk çıkardı ama ben her şeye rağmen hazırdım seninle evlenmeye. İhfal ettiğiniz bir namusun sadakasını vermek için mi? Hayır Süheyla, sevdiğim için. Ama sen saadetimizi izzeti nefsine tercih edip kaçtın. Seni çok aradım, çok bekledim fakat bulamadım. Benden kaçmasaydın ne sen lekeli bir kadın olurdun ne de ben bedbaht bir erkek. Dinle beni. Dokunma bana. Herhalde bir bar kadının kızını oğluna layık görmezsin. Dolambaçlı yollardan gitme. Bitsin bu konuşma artık. Çektirdiğim işkenceler yeter. Sakin ol. O zamandan bu zamana çok şeyler geçti. Faruk benim için tek varlıktır bu dünyada. Kızını çok seviyor. Onsuz yaşayamayacağını söylüyor. Hayır, olmaz. Olmaz öyle şey. Benim sana verecek kızım yok. Defol. Defol buradan. Aklınca benden yıllarca öncesinin intikamını mı alıyorsun? Daha da beter. Değilsizlerin mutluluğunu istemek, elimden gelse seni kendi ellerimle boğardım. Benden günah gitti. Eğer ikisi de gereği kadar birbirlerini seviyorlarsa ne seni dinlerler ne de beni. Senin intikam duygularına onların mutluluğunu mezar ettirmeyeceğim. Hayır, bunu yapamayacaksın Cemil. Bu evlenme olmayacak. Zaten sen istesen bile oğlum bir bar kadının kızına ismini vermeye tenezzül etmeyecek. Yoksa onun da kendin gibi barlara düşmesini mi istiyorsun? Senin oğlunla evlenmektense bar kızı olsun daha iyi. İğreniyorum senden. Ne yaparsın, hayat bu. Her şey sırayla. Oğlunu seviyorsan kızından ayır. Yoksa senin için kötü olur bu. Benim çektiklerimin cezasını o öder. Çünkü öyle istiyorum. Oğlunun canı sıkılırsa her akşam Paris pavyondayım. Beklerim ama kendim için, kızım için değil. Yeter, yeter! Allah senin de kızının da cezasını versin.